Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresinden mutlu haftalar diliyorum ve finans analisti İslam Memiş karşımızda. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen sormak isterim, piyasalar yeni haftayı nasıl karşılayacak? Kararlar ne yönde olacak? Önemli bir haftaya girdik. Dışarıda Amerika'daki enflasyon verisini takip edeceğiz. İçeride Mehmet Şimşek'in hem bugün hem de hafta içi ve hafta sonu yoğun toplantılar olacak, açıklamalar olacak. Bu tarafa odaklandık. Tabii Amerika'daki enflasyon verisi küresel piyasalar için ve Fed'in faiz kararı için oldukça önemli. Doların hem uluslararası piyasalarda hem yurt dışı piyasalardaki hareketliliği için ve dolar karşısındaki varlıkları için de önemli. Ben kişisel olarak Amerika'daki enflasyon verisinin %3.6-3.7 civarında gelmesini şahsen bekliyorum. Yine yüksek gelen bir enflasyon var. Geçen ay da Amerika'da yüksek bir enflasyon gelmişti. İşte bu enflasyonun geri gelmesi ister istemez Amerika'da Fed'in faizleri artırmasına neden olacaktır. Son bir kez faiz artırımına gidebilir Amerika Merkez Bankası Fed. Küresel piyasalar bu hafta enflasyon verisine odaklandı. Tabii ki geri gelen bir enflasyon var. Diğer gelişmiş ülkelerde olumsuz yönde etkileyecek ve bundan sonraki süreçlerde enflasyonla mücadelede faiz artırmanın haricinde farklı silahlar kullanılacak mı? Bu tarafı yakından takip etmiş olacağız. İçeride dediğim gibi Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Bu tarafta bugün saat 12'de özel bir kanalda röportaj yapacak. Burada orta vadeli programın nasıl ilerleyeceğine dair açıklamalarda bulunacak. Yine 17'sinde yatırımcılarla buluşacak. Burada önemli tüyolar verecek ve yatırımcı aramaya devam edecek ve yurt dışı seyahati olacak. Bu da Türkiye'nin sıcak para akışındaki kaynağı için oldukça önemli olacak. Bu tarafı da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. İşte rakamsal değerler üzerinden borsada yine bu hafta 8600-8700 puan seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir. Ama borsa yatırımcısı dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kar satışlarına gebe bir piyasa var karşımızda. Kısa vadeli o uzun süredir gerçekleştirmesi gerektiği kar satışları vardı. Bunlar halen gerçekleşmedi. O yüzden kısa vadeli yatırımcıların bu tarafta çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve halen o kar satışlarını, düzeltme hareketlerini beklemeye devam ediyoruz. Özellikle mevduat faizlerinde ciddi bir yükseliş var ve önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Tabii ki Merkez Bankası tekrar bir faiz artırımına gidecek. Bu sefer şunu yakından takip etmeyi söyleyeceğim. Borsada işlem yapan yatırımcılar burada çok ciddi anlamda kar ettiği için burada kar çıkışları yapacaklar, kar satışları yapacaklar ve faize yönelecek de tahmin ediyorum. Ve borsadaki paraların faize girme ihtimali çok yüksek. Dolar TL kuru yatay seyrini koruyor. 26-86 lira aralığında. İşte gece Asya piyasaları açıldığı zaman sert bir hareket gördük. 25-85'li rakamları gördük. Bu çok ciddi bir gelişmeydi. 26-54-26-92 bu bant aralığında dalgalanabilir. Euro-dolar paritesi ve dolar karşısındaki varlıklarda bir miktar toparlanmalar var yeni haftanın ilk işlem gününde. Mesela euro-dolar paritesi geçen hafta 1.07 seviyesinin altına sarkmıştı. Şu anda 1.07.31 seviyesinde. Burada 1.06-1.08 bant aralığını takip ediyorum. Özellikle Euro-Dolar paritesindeki 1.07 seviyesinin altındaki rakamlar orta ve uzun vadeli yatırımcıları pozitif yönde destekler. Özellikle bugün elimde TL'm var ne yapayım diye soran yatırımcılara, dolar mı euro mu diye soran yatırımcılara kesinlikle cevabım euro olduğunu söyleyebilirim. 28-84 lira seviyesinde olan bir avro TL kuru var karşımızda. Bu da tekrar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de düşük kalmaya devam ediyor. Geçen hafta emtia fiyatlarında da ons bazında ve gram bazında bir gerileme gördük altın ve gümüş fiyatlarında. Burada bir miktar toparlanmalar gözlemliyoruz. Geçen hafta 1919 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1929 dolar seviyesinden başladı. Yukarıda 1930 dolar direnci var. Takip ettiğim seviye
1905-1935 bu hafta bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğim. Gram altını ekranlarda 1665 lira seviyesinde olduğunu görüyor yatırımcılar. Aslında gram altın TL fiyatı şu anda serbest piyasalarda 1705-1715 lira aralığında, yani 1700 lira seviyesinin altında bir gram altın yok. Gram altın tarafında Eylül sonuna kadar yaşanacak bu ons nedenli geri çekilmelerde orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı tekrar bu hafta vermeye devam ediyor. Çünkü Ekim ayı itibariyle gram altın tarafında 1800 rakamlar konuşabiliriz. Özellikle ons altın tarafında Ekim ayı itibariyle 2000 dolar seviyesi üzerine ataklar gelebilir. Kripto paralar da baskılanma devam ediyor. Yatay satıcılığı 25.838 dolar seviyesinde şu an itibariyle 0.25'lik bir satış var. Dolar karşısındaki varlıklarda da bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksi 104 seviyesinde, doların uluslararası piyasalardaki bu kar satışları baskılanması da dolar karşısındaki varlıkların bu hafta toparlanmasına neden oluyor. Ancak önümüzdeki günlerde Amerika'daki enflasyon verisinden sonra yine rüzgar tersine dönebilir. Biz bu hafta Amerika enflasyon verisini önemsiyoruz ve bu taraftaki gelişmeleri bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak ajandamıza yazdık. Peki hemen sormak isterim doların seyri yönünde. Gerçi yıl sonuna kadar deniliyor birçok ekonomist tarafından. Özellikle de geçtiğimiz hafta revize edilen orta vadeli programdan sonra 30 seviyesine çıkması bekleniyor. Evet. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Daha önceki yayınlarımızda ve yayınlarımda özellikle şuna dikkat çektim. Dolar tarafında düşük bir rakam beklenmemeli. Yıl sonunda orta vadeli programda bunu aslında destekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da zaten bu öngörümü desteklemişti. Yıl sonunda 29.90 lira seviyesinden bir kapanış yaparız. Ancak 2024 yılının ilk ayında, Ocak ayı içerisinde 31-32 lira seviyeleri görülebilir. Ve Ocak ayının ilk çeyreğinde 30-35 lira aralığında bir kur karşımızda olabilir, ama bu yılı 29.90 lira seviyesinden tamamlama ihtimalimiz kuvvetli. Tabii dolar kuru kemik, bel kemiği olduğu için diğer yabancı para birimlerinde dolarla birlikte yükselişini mutlaka sürdürecektir. Dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ve yatırımcıların da düşük kuru beklememesi gerektiğinde anımsatmak isterim. Evet, yani programları buna göre yapmakta fayda var. Peki bir de yine geç. Zaten şunu da söyleyeceğim, buyurun. Lafınızı böldüm. Zaten orta vadeli programda 2024 yılında yıllık ortalamanın 36.80 liraya tekabül eden bir kur açıkladılar. Yine 2025 ve 2026 lira 43-47 lira seviyesinde dolar TL kuru açıkladılar. Yani devlet ajansı bu şekildeyken artık bunlar resmi olarak da yukarı yönlü dillendirildi. Peki yine geçtiğimiz hafta Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten bir açıklama geldi. Türkiye'nin kredi notunu biraz yükselttiğini açıkladı. Evet. Bu özellikle borsa tarafında nasıl yankılanır? Yani Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları'nın bu açıklamaları veya not artırımları sürpriz değil benim için. Beklenen bir şeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ard arda gelen bu faiz artışları ile birlikte ister istemez kredi görünüm notu ile alakalı pozitif açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ve bundan sonra süreçlerde de gelmeye devam edecek gibi görülüyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu Şahin Ton'daki faiz artırımlarından muhtemelen 2024 yılının yarısına kadar devam edecek. Bu da uluslararası piyasalarda yabancı yatırımcıların yönünün Türkiye'ye dönmesine mutlaka neden olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da o yönde. Özellikle Orta Doğu sermayesinin 50 milyar 51 milyar dolar civarında Türkiye'ye tekrar yüzünü döndüğünü ve Dünya Bankası'nın da 18 milyar dolar civarında bir destek verdiğini de açıkladı. Dolayısıyla bu haber akışları kredi notumuzu pozitif yönde mutlaka etkileyecektir. Ancak borsa ayağına baktığımız zaman şunu söyleyebilirim, şu andaki koşullar bunu gösteriyor. Bu tedbirler mutlaka karşılığını görecektir. Bu kadar zam haberleri, bu kadar sıkılaşma politikaları, bu kadar alınan tedbirler ve faiz artımı karşısında borsa tarafı mutlaka olumlu yönde desteklenecektir. 2024 yılında Borsa İstanbul 100 Endeksinde 15 bin puan seviyeleri bile görülebilir. Şu anda hedef 10 bin puan seviyesi, ancak
kısa vadeli o kâr satışlarını görmeden, bu düşüşleri görmeden de risk almamak gerektiğini düşünüyorum. Ama genel trend yukarı. Çünkü BDDK'nın, Hazine Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar, enflasyon tarafındaki tutarlı duruşları, açıklanan paketler, nakit desteği vesaire hepsi mutlaka borsayı pozitif yönde destekleyecektir. İşte borsa tarafında dolar bazlı getiri de önemsiyorum. Özellikle borsa tarafında 320-340 dolar seviyelerini mutlaka görebiliriz. Ama 2024 yılına baktığımız zaman da 400 dolar seviyesinin üzerinde borsa endeksi karşımızda olabilir. Borsadaki yabancı payımız şu anda %31 civarında. Ancak 2024 yılının tamamına baktığımız zaman aynı 2018 yılında gördüğümüz gibi yabancıların payının artık %50, %60 civarında olma olasılığı çok kuvvetli. O yüzden borsa mutlaka eninde sonunda pozitif yönde desteklenecektir ve bugünden şunu söyleyebilirim. 2024 yılı borsa yılı. Evet. Özellikle halka arzlar hiç bilmeyenler bile Evet. bütün ailesini hesaplar açtırarak oralardan girişler yaptırıyorlar. Peki az önce borsadan çıkışlar kur korumalıya ya da vadeli hesaplara dönüşüyor dediniz ama kur korumalı hesaplar ne olacak? Hala bu belirsizlik sürüyor. Onu da sormak isterim. Kur korumalı sistem zaten bitti. Yeni bir sistem yok burada. Ancak Evet. buradan çıkışlar da TL mevduat faiz hassasiyeti olmayanlara karşı bankaların özel uygulamaları var ve %50'ye kadar faiz oranı veriyorlar. Ben kur korumalıdan çıkış yapan vatandaşların tekrar parasını faizde tutacağını ve çok ciddi anlamda bir faiz getirisi, %50 çok müthiş bir rakam. Yani risksiz ve çok büyük bir getiri. Tekrar vatandaşlar hem borsadan çıkıp faize girecekler, hem ellerindeki nakit parayı faize koyacaklar, hem de kur korumalı mevduatı dolan vatandaşların tekrar ben faize gireceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ben de açıklamalarınız ve teşekkür vermiş ederim. olduğunuz değerli bilgiler için. Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifrelerini konuştuk ve bir sonraki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.